geçmiş olsun sana. Ona günlük hareket yaptırıyoruz. Devam edelim. Bunlar çok güzeller, çok güzeller. Çok güzel bunlar. Hiç korkmuyoruz. En ülkeden açtığımızda ölmüş zannettik. Bayağı bir uğraştık ayağa kaldırmak için. Şimdi kalktı. Bu da bir kömürler falan yanmış. Bunlar geldiklerinde kapkaralardı. Şimdi elleri yüzleri açıldı. Şeyler sosyal. Biz ona yardımcı oluyoruz. Benim o firma kılı kızım hiç üzmezmiş beni. Kızım koymadık. Çünkü biraz karakterlerin tamamen ortaya çıksın. Biraz zaman geçsin. Ama zaten doğum yapacaklar, bebekler sağ salim yer gelsin. Bebekler için alınmasında sponsor olan bir takipçisi var Halit Bey'in. O koyacak. Bir adım daha. Bir adım daha atacağım. Hadi. İnsan yatağını yer mi? Pardon. İnek yatağını yer mi? Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde ahırları yıkılan Simmental ırkı 3 inek İzmir'deki Melekler Çiftliği'ne getirildi. Çiftlik sahibi Sibel Çakır'ın eşliğinde eski sağlıklarına yeniden kavuşuyorlar. Çevrimtaş köyünde hiçbir sağlam ev kalmamış ve evlerin altında iki ayrı ahırdan bunlar. Büyük olan kafa travmalı, kafatasında çatlak var ve boynuzlarını kırık olan ineğimiz hem gebe. O evin altında, kendi yaşadıkları evin altında bir ahır olduğu için komple iki katlı bir ev ahırın üstüne çökmüş. Ve üç gün boyunca orada mahsur kalmış. Aynı zamanda da gebe, 7 aylık ağır gebe. Oradan Ahbap platformu Haluk Levent aracılığıyla sponsorlar bulundu. Sonra bir başka çiftliğe getirildi. Orada tedavilerine başladık hemen. Sonrasında yine aynı köyde iki ayrı düve daha enkaz altında kalmış. Hatta orada 10 tane de ne yazık ki kaybettiğimiz düve vardı. Onları kurtaramadık. Onlar da yine Haluk Bey'in ve arkadaşlarının sponsorluğu aracılığıyla yine bir başka çiftliğe naklettik, güvenli bir bölgeye. Sonra buradan özel araçlarla onları getirdik, tedavilerine başladık. Bir tanesinin kafa travması var, kafatasında çatlak var, boynuzları kırık. Bir tanesinin hem diz kapağı hem omuz kırığı var. Diğerinin yine hem diz kapağı ve bileğinde kırık var, artı ayrıca tendonlarda kopuklar söz konusu. İkisi gebe. Dediğim gibi bunlar inşallah sağ salim doğumlarını yaptıkları anda da yürümeye başlayacaklar umudundayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Atel uygulamalar yapıldı, tedavileri yapıldı. Kemiklerini güçlendirmek için egzersizler ve gerekli ilaç uygulamaları veteriner hekimimiz tarafından yapılmakta. Biz elimizden gelen imkanla onlarla paylaşıyoruz. Buradaki durumları nasıl? Şu anda daha biraz daha huzurlu gözüküyor. Daha iyiler. Özellikle diz kapağı ve omuzu kırık olan düvemizde. Biz kamyon buraya geldi, açtık, dedik ölmüş bu. Yani hepimiz koşuşturduk falan. Hiç kıpırdamadan 2 saat boyunca yattı. Sonra işte müdahalelerle kaldırıldı ayağı falan. Şimdi çok çok iyiler. Yemek yemiyorlardı stresten. Panik halindelerdi. En ufak bir sallantıda falan kafalarını gömmeye başlıyorlardı sağa sola. Şimdi iyiler, güvenmeye başladılar. O travmayı atlatmaya başladılar. Irkları gereği de zaten çok sakin kızlar bunlar. O yüzden bize hani bakımları, tedavileri konusunda zorluk da çıkarmıyorlar.
Şimdi adım adım her gün iyiye gidiyoruz. Biz hep çoğunluk çiftlik hayvanları, mağdur çiftlik hayvanlarıyla mücadele veriyoruz. Çiftlik hayvanlarının ihtiyaçları çok çok fazla oluyor tabii ki. Yani bir kedi için kullandığım medikal malzemenin 10 katını, 20 katını kullanabiliyorum mesela. O yüzden hiç olmasa belki bir balya saman bile hediye edebilirler onlara. O bile bizim için bir rahat